Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere kendimize aldığımız Corsair'in MP510 480 GB'lık M.2 SSD modelini tanıtacağız. Aynı zamanda bu ürünümüzü Acer laptopumuza takacağız. Ki eğer bizim gibi başka kullanıcılar varsa bu şekilde uyumlu olduğunu ve testini buradan izleyebilirler. Öncelikle ürünümüzü Gitti Gidiyor üzerinden sistem isimli satıcıdan 500 liraya temin ettik. Güzel bir fiyat gibi gözüküyordu. Geçen hafta bu indirimli dönemde bunu bu fiyata bulabildik. Satıcı gerçekten hızlı gönderim yapıyor ve güzel paketliyor ürünü. O konuda güvenilebilir diyebiliriz. Yorumları da ve puanlaması da gayet güzeldi zaten. Şimdi ürünümüze gelirsek görmüş olduğunuz gibi aslında piyasadaki işte Samsung gibi ürün firmalardan sonra fiyat performans ürünü olarak sunulabilecek güzel bir ürün. Ürünümüz NVMe Express SSD sürücü olarak geçiyor. Yeni nesil M.2 sürücülerde performans olarak eski nesile göre önemli farklılıklar gösteren MP510-2280 form faktörünü kullanan bir SSD'imizdir. Bu sayede hemen hemen tüm anakartlarda kullanabilmeye olanak sağlıyor. Ölçüleri ona göre daha standart diyebiliyoruz. Ölçüleri 22 mm, 80 mm, kalınlık olarak da 3 mm olarak gözüküyor. Kutuyu açtığımızda zaten onları da göreceğiz. Laptopa takarken de herhangi bir kalınlık yaratıyor mu yaratmıyor mu diye bir bakacağız. Sıralı okuma hızında şurada da görmüş olduğunuz gibi 3480, yazma hızı olarak da 2000 MB bölü saniye olarak gösteriyor. Ancak rastgele okuma hızı tabi daha farklılaşıyor. 360K IOPS değeri var. 440K'da yazmadaki IOPS değeri bulunuyor ürünümüzün. Bu belirtilen değerleri de birazdan laptopa taktığımızda test programıyla test edip bakalım bize hangi değerleri sunabileceğini göreceğiz. Kontrolcü olarak ürünümüz Phison E12 kullanıyor. Aynı zamanda Toshiba'nın 64 katmanlı 3D TLC NAND flash yongasını kullanmaktadır. Eskiden TLC SSD'lerin dayanıklılık konusunda sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Ancak bu durum yeni nesil 3D TLC NAND'larla aşıldığı belirtiliyor. Mesela bu sürücünün 800 TB yazma ömrü olduğunu firma sunuyor. Ürünü takacağımız laptopumuz i5 işlemcili 7. nesil 8 GB RAM'e sahip Acer Aspire F15 modeli. Açıklamalar kısmına tam kodunu yazacağım. Aynı zamanda videolarımızda da zaten ürünün tanıtım videosu mevcuttur. Onu da sağ üstteki infoya basarak oradan videoyu izleyebilirsiniz. Laptopumuzda da bu ürünümüzü AS SSD benchmark ile test edeceğiz. Gördüğünüz gibi hemen üzerinde ufak bir plaka var. Bu plaka birazcık da soğutma maksatlı metal plakası. Bir diğer detayı olarak da bu MP510 modellerinin tümünde PCI Express 3.0 4X hızlarında çalışıyor. Maksimum güç tüketim oranı da 5 ila 7 watt arasında geziniyor diye belirtiliyor. Ve ürünün 5 yılda garanti sunuyor Corsair. Şimdi ürünümüzü laptopa takalım. Benim de merakım geçsin bir an önce. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir kalınlık yaratmıyor. Yanındaki RAM'le kalınlığa sahip diyebiliriz. Şimdi takıp testimize geçelim. Şimdi SSD'mizi laptopumuza taktık. Ancak burada da görmüş olduğunuz gibi ilk etapta bunu tanımıyor. Çünkü biçimlendirme yapmamız gerekiyor. Başlat simgesine sağla tıklayıp disk yönetimi var. Onu açıyoruz. Çıkan menüde hemen üst tarafta sizde tabi daha fazla hard diskler varsa burada gözükecektir. Sağla tıklayıp yeni basit birim oluştur diyoruz. Adımlar bizi zaten yönlendiriyor. Hangi harf atamak istediğinizi. Burada biçimlendireceğiniz NTFS'mi expat mı NTFS kalacak. Birim etiketi olarak ne yazmak istediğiniz. Sonu tıkladığınızda da burada da görmüş olduğunuz gibi diskimiz artık aktif. Eylem seçeneğinden yenile diyoruz. Ve kontrol ettiğimizde SSD'miz kullanıma hazır. Buradan da benchmark testini de yapalım.
İlk etapta 1 GB'sini test etsin. Şimdi şöyle bir sıkıntı olabilir. Acer'ı arayıp benim laptopun anakartı için uyumlu olan SSD'yi sorduğumda makinenin anakartını zaten 2300 MB desteklediği, daha üste çıkmayacağını söyledi. Bu ürün 3480 MB yazabildiğini söylüyor ama biz zaten büyük ihtimalle o rakamlara reel olarak ulaşamayacağız. Eğer bu laptopu kullanıp da bu diski kullanmak isteyen olursa bunu aklında tutmasında fayda var. Bu diski seçmemdeki sebep standart SSD'lerle fiyat farkı olmayıp ama daha yüksek bir performans sunabiliyor. Yarın bir gün bunu harici olarak kullanmak kalktığında yine aynı performansı kullanabileyim diye bunu tercih ettim. Gördüğünüz gibi mesela 1 GB'lık bir dosya için okuma hızı 1444 MB gibi bir değer gösteriyor. Yazma hızında da 1400 MB bölü saniye olarak gösteriyor bu durumu. Yani benim gibi standart bir hard disk kullanıyorsanız bu rakam bile çok çok yukarıda bir rakam zaten. Fazlasıyla tatmin edecektir. Şunu bir de 3 GB olarak değerlendirelim. Görmüş olduğunuz gibi 3 GB'lık bir veride okuma hızı olarak 1450 MB, yazma hızı olarak da 1433 MB gibi bir değer sunuyor bize. Muhtemelen bizim anakart desteklememesinden kaynaklı olarak bu değerler böyle 3800 lira kadar çıkmıyor. Çünkü bazı videolar izlediğimde oralarda bu değerlere ulaşabildiğini, en azından yaklaştığını görmüştük. Özellikle yazma hızında 1900-2000 civarına geldiği gözüküyordu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve yardımcı olmuştur. Eğer laptopunuzu birazcık daha hızlandırma ihtiyacınız varsa bu ürün fiyat performans olarak gerçekten tatmin edecektir diye düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi videomuzu kapatırken kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek de hoşça kalın.